Bu sabah milli savaş uçağımız Kaan ikinci defa gökyüzüyle buluştu. Sabahki uçuşunda Kaan 10.000 feet ve 230 knot hıza ulaşmayı başardı. Yılbaşından beri iki kez milletimizin göğsünü kabartan TUSAŞ'ı ve Savunma Sanayi Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Benim için de çok güzel bir duygu oldu. Barbaros Hocam ilk sortiyi uçtuktan sonra beklemeye başlamıştık ikinci sorti için. Hazırlıklarımızı tamamladık. Biliyorsunuz Kaan ne zaman uçmak isterse biz o zaman uçuyoruz. O yüzden Kaan da bize yardımcı oldu. Bütün sistemlerde hiçbir problem yaşamadan uçuşumuzu gerçekleştirdik. Çok güzel bir uçuştu. İlk uçuştan aldığımız bazı veriler vardı. Onları uyguladık. O verilerin düzeltmesini yaptıktan sonra yine çok stabil bir uçuş oldu. Hayırlı uğurlu olsun vatanı millete. Evet, heyecanlıyız. Aynı zamanda gururluyuz. Türk havacılık tarihinin, Türk savunma tarihinin önemli günlerinden bir tanesine daha şahitlik ettik. İnsanlı savaş uçağımız bugün ikinci uçuşunu yaptı. İlk uçuşunu 21 Şubat'ta tamamlamıştı. İlk uçuşta planlanan, uçuş öncesi planlanan uçuşu başarıyla gerçekleştirmişti. Bugün yine o ilk uçuşta ilk uçuş sonrası elde edilen veriler değerlendirildikten, analiz edildikten sonra ikinci uçuş hazırlıkları tamamladıktan sonra bu sabah da ikinci uçuşumuzu gerçekleştirdik. Yine ilk uçuş gibi çok başarılı bir uçuş oldu. Bu uçuşta da alınan veriler tüm ekip tarafından değerlendirilecek ve sonraki uçuşlar hazırlıkları devam edecek. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza, mühendislerimize, pilotlarımıza, test pilotlarımıza teşekkür ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi arkadaşlar bu o gençlerin heyecanı. Teknolojik olarak Türkiye 4 ülkeden biri. Almanya, Fransa, onlar bitmişti ya. Rusya, Çin, Amerika, Türkiye. Yani Eurofighter Rafael bunun altında. Ama bunu tasarlamak için Tullar'a Dassault devam etmiş. Biz de parayla aldık 50 milyon dolara. Satıyorlar, herkes alıyor. Mercedes de yapıyorlar ondan. Biz burada şunu öğrendik. Eğer genç arkadaşlar inanırsa, onlara imkan verilirse, bayağı para harcadık yani. 2 milyar dolar gitti Kaan'a şimdiye kadar. Tesisleri de var tabii. Bir de gece yarıları baklava servis ettik onlara. Sabaha kadar çalışıyor, ne yapayım yani. Çorba da verdik. Türk insanı yapamayacağı bir şey yok. Vallahi yok. Bizim en büyük servetimiz, yani bizlerin ve TUSAŞ'ın ve Türkiye'nin genç arkadaşlar. Neden? Önemli olan Kaan'ı uçurmak değil. Kaan'ı yapmak da değil. TUSAŞ'ı Kaan yapar hale getirmek. Bu bir ürün nihayet. Yarın başka şey yapacağız. Ha biz şimdi Kaan'ı 2028'de teslim ediyoruz. Hava Kuvvetleri'nin 20 tane. Şimdi onun toplantısından geldim buraya. Onun için geciktim de. Tamam, bunlar da güzel. Sonra 2030'larda, 32'lerde bir sürü teslim ediyoruz. Türk filosu yüzlerce olacak. Bunlar işin bir safhası. Asılı bu, 100 yıl boyunca başka Kaanlar gelecek. Bunu yaparken biz çok kök söktük. Kaan hemen hemen neredeyse %100'e yakın yerli. Motoru, fırlatma koltuğu hariç hemen her şey yerli. Türk firmalar yaptı. İlk olarak yapıyor. Kanopiyi yapan Volo firması ilk yapıyor. Bu konuda hiçbir tecrübesi yok. İnş takımını yapan Taç firması ilk yapıyor. Hiç tecrübesi yok. Jeneratörleri 125 kW gücünde şu kadar bir jeneratör. Bir firma yapıyor Volt. İlk yapıyor. Tamam. Ama onlar da uyumadılar. Kafayı duvarlara çok çarptı. Sahipleri, genel müdürleri fark etmiyor zaten. Kim hiçbir şey fark etmiyor. Şimdi dolayısıyla bu kadar teknolojik şeyi yapmak bir yere kadar getirir bizi. Ama asıl önemli olan bunu devam ettirecek genç arkadaşlar. Yani sizlerin
topta olması gerekiyor. Yani şöyle demeniz lazım, sen kalk ben oturayım demeniz lazım işte. Yerinize geçelim. Öyle düşün ya. Ya denk geldi de öyle ya. Yani biz o zaman uzun dönem varlığımızı devam ettirebiliriz. Yoksa önemli olan başarı değil aslında. Önemli olan 100 yıl, 200 yıl. Şimdi biz bu paraları bu iş için harcadık. Buraya kadar geldik. İnşallah. Kaan'ımızın hikayesi bu. İsterseniz vakit durum bilmiyorum ama soru cevaba geçelim mi? Daha heyecanlı olur. Ama bütün bıraktığım mesaj şu. Genç arkadaşlar az uyuyun. Sorayım. Ne yapayım yani? Çok öğrenin. Çünkü kendinizi bilemiş oluyorsunuz. Hocamız istiyor. Kendinizi bilemiş oluyorsunuz. Derler ki gerçi Sürmene çeliğinden bahsedeceğim. Rize'nin çeliği yok. Ne yapayım yani? Sürmene çeliğini iyi bir şekilde bilemezsen bir şey yaramaz. Keskinleştirin kendinizi. Türkiye, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya'ya geçecek. Gerçekten. Ekonomik olarak da, teknolojik olarak da geçecek onu. Ama bunun olması için siz bu yürüyüşün devam etmesi lazım. TUSAŞ'ı Allah nasip etti. Hocam yılda 1000 mühendis, 1000 teknisyen aldık. Şu anda 15.000 çalışanımız var. 16'ya yakın. Ondan sonra 7.000 mühendisimiz var yaklaşık. 6.600 teknisyenimiz var. Ve yaş ortalaması 30. Gencecik. Şimdi bu akış devam edecek. Biz 10.000 mühendise, 10.000 teknisyene gideceğiz. Ama heyecanın da devam etmesi gerekiyor. Şimdi bir şey fiziksel ortaya çıkmadan heyecan olmuyor. Şimdi Kaan tasarlandı, yıllar geçti. 2006, 17, 18, 19, 20, 21. Ondan sonra ilk parçayı kestik. Colorful Pedi denilen parçayı kestik. Ondan sonra bir sene sonra da uçak ortaya çıktı. Bir sene sonra da uçtu. Uçak fiziksel bittiği zaman, yapılırken de bir sürü hikayesi var, yarım saat konuşurum da. Uçak bittikten sonra şunu gördük, mühendis arkadaşlar gelip uçağı tavaf ediyorlar. Yani bir şey fiziksel olarak ortaya çıkmazsa, burası harekete geçmiyor. Yani fiziksel olarak ortaya çıkmazsa, burası harekete geçmiyor. Fiziksel çıkınca, grup grup bunu tasarlayan mühendisler, diğer şirketin diğer tarafından geliyorlar. Uçağın etrafında böyle bir şey koyduk tabii, bir bant koyduk. Yanına o kadar gitmemek gerekiyor. Hem yani yabancı malzeme bir yere şey olur, FOD diyoruz, tehlikeli. Oraya geliyor böyle 20-30 kişi, bekliyor, bakıyor yarım saat, bir saat, gidiyor. Başkası geliyor, yarım saat, gidiyor. Ha, o zaman şunu öğrendik, gerçekten fiziksel olarak yapıp dokunmasan, kağıt mühendisi oluyorsun. Akşama kadar bilgisayar çalışsın yani. Tamam. Onun için siz genç arkadaşlar sonuç almayı hedeflemeniz lazım.